Serhat Hocam. Evet, sayın katılımcılar, kıymetli dinleyiciler. Şimdi araştırma görevlisi Onur Şişman ve araştırma görevlisi Özge Özkök Şişman tarafından hazırlanan McDonald's'laşma kavramı bağlamında çevrimiçi market alışverişi pratikleri üzerine bir inceleme Getir Uygulaması adlı bildiriyi dinleyeceğiz. Onur Hocam sanırım siz sunacaksınız. Evet hocam, sunumu ben gerçekleştireceğim. Tamam. Şu Serhat anda Hocam rica etsem ekran paylaşımını kapatabilir misiniz? hocam, heh, tamam hocam, pardon. Tamam. Ben hemen sunumu yüklüyorum hocam. Tamam. Onur Hocam, heh, tamam. Hazırsanız sözü size bırakıyorum. Buyurunuz. Sunumda bir bozulma olmuş sanıyorum. Kusura bakmayın hocalarım. Rica ederim. Sayın hocalarım, Gayet öncelikle iyi merhaba. duyuyoruz Onur Hocam. Tamam. Ben de biraz böyle ekran kaymış gözüküyor da o sebeple acaba öyle mi yansıdı diye düşünmüştüm. Biz McDonald's'laşma kavramı bağlamında çevrimiçi market alışveriş pratikleri üzerine bir inceleme yaptık. Burada da örneklem olarak Getir uygulamasını ele aldık. Şöyle hemen hızlıca ilerlemek istiyorum. Araştırmanın konusu az önce de aslında bahsettiğim gibi dijitalleşme ekseninde değişen üretim ve tüketim pratikleri ve bu bağlamda McDonald's'laşma sürecinin temel prensipleri ve çevrimiçi market alışveriş uygulamalarına yansımalarını tespit etmek istedik. Şöyle küçük bir girişten bahsetmem gerekirse aslında bu dediğim gibi günümüzde değişen ve gelişen teknolojik gelişmeler ışığında ve özellikle pandemi döneminde bu artan mobil cihaz kullanımı ve çevrimiçi market alışverişi uygulamalarının artması bağlamında biz de bu konuyu Ritzer'in McDonald's'laşma teorisi içerisinde ele almak istedik. Değişen üretim ve tüketim alışkanlıklarını bu konuda okumak istedik aslında. Şöyle gelmek gerekirse McDonald's'laşma teorisinin içerisinde 5 tane ana başlık mevcut. Bunlar verimlilik, hesaplanabilirlik, öngörülebilirlik, denetim ve akılcılığın akıl dışılığı olarak ön plana çıkıyor. Verimlilikten bahsetmek gerekirse en temel özelliklerden birisi olduğunu görüyoruz bu McDonald's'laşma teorisi içerisinde. Bu verimliliği şöyle açıklamak gerekirse aslında bir noktadan diğer noktaya ulaşmanın en kestirme, en verimli, en faydalı yolu olarak ön plana çıkıyor. McDonald's'laşma üzerinden yani McDonald's marketleri üzerinden bu kavram açıklandığında McDonald's marketlerinde ürünlerin çok basit hazırlandığını, servisinin çok kolay olduğunu, ciddi bir pratiklik sunduğunu ve insanların hemen orada alıp paketi direkt iki adım atarak masalarda yiyip tekrar oradan uzaklaşabilme imkanı sağladığını, aynı zamanda da zamandan tasarruf ya da kolaylık sağladığını görüyoruz. Hesaplanabilirlik ilkesi içerisine geldiğimizde burada da aslında birazcık daha nitelikten çok niceliğin ön plana çıktığını yani sayısal ve ekonomik kriterlerin ön plana çıktığını görüyoruz. Burada da ücret hakkında bir yanılsama oluşturuluyor aslında. Bu nasıl oluyor? Yani çok az ücret ödeyerek çok fazla ürün alma mantığı ön plana çıkıyor. Ama aslında orada çok az ücret ödenerek kısmında bir yanılsama oluşturulduğundan bahsediliyor aslında. Böyle hemen devam edelim. Öngörülebilirlik ilkesinden bahsediyoruz. Yani bu biraz tüketiciyle alakalı bir konu. Tüketiciyle alakalı bir madde aslında. Tüketici bulunduğu her ortamda konfor alanının dışına çıkmak istemiyor. Yani sürprizlere açık değil. Bildiği tanıdığı ürünlerden, markalardan bildiği tanıdığı ürünleri almak istiyor aslında. Aynı zamanda da tüketicinin kendisini neyi beklediğini ve bu beklediği şeye ne zaman ulaşabileceği hakkında da önden bir bilgi almak istiyor. Böyle devam edersek denetim kesini görüyoruz. Burada da işte çalışanların çalışma dinamiklerini kontrol altında tutmak ile alakalı bir konu bu. Bu da aslında bir önceki madde tüketici ile alakalıydı. Bu da çalışanlar ile alakalı bir konu. Tüketici açısından da konuyu ele almak istediğimizde aslında tüketicinin markaya yönelik kafasında oluşan bir belirsizlik durumunu bu denetim mekanizmalarını ön plana çıkartarak gidermek amaçlanıyor. Son olarak da akılcılığın akıl dışılığı maddesine geliyoruz. Burada bahsedildiği üzere her akılcı sistemin içerisinde bir akıl dışılık mevcuttur diyor Ritzer.
Negatif unsurların göz ardı edilerek aslında markaya karşı markanın oluşturduğu bu negatif unsurların göz ardı edilmesi sonucunda çeşitli motivasyonların ön plana çıkması aslında. Bunu McDonald's üzerinden okumak gerekirse aslında yani çok fazla obeziteye neden olması, çok zararlı yağlar kullanılması vesaire ama bir taraftan da bir yaşam standartı, bir sosyal anlamda yani hızlı tüketim vesaire çalışan insanlara getirdiği kolaylıklar bunlar aslında bu motivasyonlar bu negatif bahsettiğimiz obezite gibi unsurları göz ardı edilmesine sebep oluyor. Son olarak da biz şöyle çalışmanın amacından bahsetmek istiyorum. Dijitalleşme ekseninde McDonald'slaşma sürecinin temel prensipleri çevrim içi market alışveriş uygulamalarına yansımalarının tespit edilmesini amaçladık. Ritzer'in McDonald'slaşma teorisi ekseninde de Z kuşağının getir uygulamasına karşı duygu düşünceleri ile ilgili bir odak grup çalışması yaptık. Çalışmanın soruları aslında çevrim içi market alışveriş uygulamalarının Z kuşağı tarafından tercih edilme sebepleri. Çevrim içi market alışveriş uygulamalarının Ritzer'in McDonald'slaşma kuramının 4 ilkesi az önce de bahsettiğim gibi açısından değerlendirilmesi. Çevrim içi market alışveriş uygulamalarında karşılaşabilecek akıl dışı maddelerin neler olduğunu açıklamak istedik. Burada da aslında örneklerimizi seçerken dediğim gibi Z kuşağını seçtik. Burada 18-20 yaş aralığında 10 katılımcı yer almakta. Yine TÜİK'in 2021 verilerine dayanan bir kaynak belirtmek istedik. Z kuşağının en çok mobil ve internet uygulamalarını kullandığına yönelik. Yine aynı şekilde Getir'de bu çevrimiçi market alışveriş uygulamaları içerisinde pazar payı en yüksek marka olduğu için Getir uygulamasını almak istedik. Yöntem olarak dediğim gibi odak grup çalışması gerçekleştirdik aslında. Çalışma katılımcıların kimliğini çalışmada belirtmek istemedik. Yine bu odak grup görüşmesi katılımcılar için 35 ve 40 dakika arasında sürdüğünü ifade etmek isterim. Bulgulara gelecek olursak, burada aslında ön plana çıkartmak istediğim birkaç şey var. Yani kullanıcıların tamamının mobil uygulama üzerinden siparişte bulunduğunu gördük. Birkaç tane katılımcının, yani 4 katılımcının aslında sabit adres dışında gittiği nereye gidiyorsa oraya da Getir'den siparişte bulunduğunu, yani adresi sürekli olarak değiştirdiğini, sabit adres dışında yeni adresler eklediğini, yani uygulamanın konfor alanının içerisine çıkmak istemediğini gördük. Şöyle gelirsek bu ilkeler bağlamında karşılaştırmak istiyorum. McDonald'slaşma teorisi bağlamında verimlilik ilkesini konuşmuştuk. Burada bizim karşılaştırdığımız cevaplar içerisinde kullanım kolaylığını sağlayan bir arayüz tasarımının ön plana çıktığını, hızlı servis, kapıya kadar servis, ürün gamı çeşitliliği gibi unsurların ön plana çıktığını verimlilik ilkesi içerisinde gördük. Yine hesaplanabilirlik ilkesi içerisinde kayıtlı kredi kartı kolay, yani ödeme kolaylığı sağlaması, orada kayıtlı kredi kartının bulunuyor olması, indirim kampanyaları, kolay erişim unsurunun olması ve de zile basmadan temassız teslim. Bu özellikle pandemi döneminde çok kullanıldı, çok ön plana çıktı. Bunun da hesaplanabilirlik teorisi içerisinde uygun olduğunu gördük. Öngörülebilirlik ilkesi kapsamında da aslında standartlaşmış bir ürün deneyimi sunuyor olması, konum servisleri uygulamasıyla servis takibini yapabiliyor olmamız, hizmete ne zaman, hangi dakika sonra, kaç dakika sonra işte nasıl ulaşacağımıza dair net bilgiler veriyor olması aslında öngörülebilirlik teorisinin karşılığına denk geldiğini fark ettik. Yine denetim ilkesine karşında kuryeyle doğrudan iletişim kurma, kuryeyi takip ediyor olma imkanımız ve işte daha sonra servisten sonra kuryeyi puanlayabiliyor olmamız gibi durumların ön plana çıktığını görüyoruz. Akılcılığın akıl dışılığı ilkesine geldiğimizde de burada ön plana çıkan şeylerin aslında alışveriş kotası olduğunu, yani şundan bahsediyorum. Belli bir rakam altında bizim alışveriş yapmamıza izin vermiyor aslında uygulama. Dolayısıyla biz birkaç şey alıyoruz ama bu kotayı dolduramadıysak ekstra farklı şeyler ekleyerek bu servisi kullanmak istiyoruz aslında. Bu sefer ihtiyacımız olmayan ürünleri de almamız gerekebiliyor. Dolayısıyla bu alışveriş kotası durumu insanı bir olanda da hem sınırlıyor hem de anlamsız ürünlere yönelmemizi de sağlıyor aslında. Market alışverişi dışında
ürünlerin daha pahalı olduğunu ve bu şekilde bu servisten yararlanmak için bir ürüne normalden daha fazla ücret ödendiği durumunu ön plana çıkarttık. Dediğim gibi aslında bu sonuca geldiğimizde çevrimiçi alışveriş şu market uygulamalarının çok günümüzde arttığını, çok ciddi avantajlar ve kampanyalar, ödül puanlar vesaire sunduğunu gördük. Bunun dışında da getir uygulamasının bu 5 ilke kapsamında aslında birbiriyle örtüştüğünü ve McDonald's'laşma teorisinin de getir uygulaması içerisinde okunabildiğini fark ettik. Bizim sunumumuz bu kadardı hocam. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Evet, rica ederiz Umar Hocam. Teşekkür ederiz. Çok da güzel bir sunumdu. Oturumun sonunda bir de öneride bulunmak istiyorum sizlere ama sona saklayalım.